güzel bir pazar gününü güzel bir toplantıyla geçirmiş olacağız. Adana'mız verimli toprakları köklü sanayisiyle ayrıca Türkiye'yi geleceğe taşıyacak enerji yatırımları ve hizmet sektörüyle ülke ekonomisine değer katan bir ilimiz. Büyük bir pazar. Ankara'dan, İzmir'den, İstanbul'dan sonra en büyük metropollerden bir tanesi ve 2,5 milyona yakın bir nüfusu var ve Türkiye'nin 6. ili. İşte gelişmiş üretim altyapısı, dünyanın en verimli ilk üç ovasından birisinin Çukurova'nın Adana'da olması, coğrafik konumu, stratejik önemi, dinamik özel sektörüyle sanayileşmede de ilkleri gerçekleştirmiş bir ilimiz olarak çok önemli bir yere sahip ülkemizde. Bu noktada bugün Adana'yı konuşmuş olacağız. Sevgili başkanımdan Adana'mızın ekonomik durumunu, bölgeyi ön plana çıkaran sektörleri anlatmasını rica edeceğiz. Buyurun başkanım. Sayın Başkan Celal Bey, Şener Bey, tüm ekonomik gazetecileri ve tüm katılımcılara Adana'dan sevgi saygılar sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Evet, bana bu fırsatı verdiğiniz için, ama beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Adana 01 plakasından da anlaşılacağı gibi önemli bir şehir. Adana'nın şu anda ekonomik durumunu bir çerçevesini çizmek icap ederse Türkiye'den de çok farklı bir yapısı yok tabii. Bir kere COVID dolayısıyla aşağı yukarı 1,5 yıla yakın bir süreden beri bazı sektörlerde hiç ciro yapmayan sektörler var. Bazıları az miktarda açılıp kapananlar var, cirosu azalanlar var. Bazıları da daha geçmişe göre daha iyi bir konumu olan sektörler var. Şu anda tabii yeniden böyle bir açılma pozisyonu yakaladığımız için bir hareket ve canlılığı ben birkaç günden beri sezinliyorum. Dün piyasalarda şöyle bir dolaştım. Hakikaten bir hareketlik, canlanma var. İnşallah bu daha da gelişir. İnsanların tabii bilhassa yeme içme sektörünün akşamleyin şöyle bir dolaştığımda çok canlı olarak gördüm. İnsanların da tabii bu hizmeti almak yahut da kendi ihtiyaçlarına gidip birebir mağazalardan almak gibi bir hevesi ve bir iştahı içinde olduğunu gördüm. Ayrıca yeni yapılan havalimanıyla da beraber hava yoluyla da tüm dünyaya bağlanacak bir kargo işletmeciliği sisteminin kurulabileceği bir noktaya gelecek. Yani altyapısıyla ticaret yapmaya, üretim yapmaya, Marmara'dan sonra Türkiye'nin bir metropol olarak böyle bir yatırım ağının olabileceği ve ticaretin gelişebileceği bir alan olarak ifade etmek istiyorum. Tabii bunun en büyük destekçisi de beşeri sermayesi. Adana çağdaş bir yer, yaşanabilecek bir yer. Diğer daha modern bir şehir, modern bir görüşe sahip. Aşağı yukarı 60 bin iki tane üniversitenin öğrenci kapasitesi olan bir şehir. Yani biz Adana için her şeyin hazır olduğunu, yatırıma müsait olduğunu, ticarete müsait olduğunu ve burada artık oda başkanlarının da organize sanayi bölgesi başkanının da bir arada birlik beraberlik içinde hareket edebilecek bir noktaya gelen bir konumda olduğunu ifade etmek istiyorum. Adana geleceği çok parlak. Birlik beraberlik içinde hep beraber Adana'nın kalkınması için, Adana'nın ekonomisinin eski günlerinin üzerinde bir konuma geçmesi için el birliğiyle çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Başkan da çok samimi, içten bir sunumu oldu. Yani bankada para var dedi. Ama bizim girişimciliğimizde biraz sorun var dedi. Cengiz Halil oradan ihracatta Gaziantep sizi de geçti diye işaret ediyor. Onu ifade etmek isteyecektir. Söyleyecek misiniz Cengiz Bey? Başkanım, her şeyden önce Adana yaşayan bir kent. Bu bölgenin bu anlamda
diri ve cazibe merkezi olan bir kent. Bundan dolayı imrenerek sürekli gittiğim bir yer. Ancak ekonomik anlamda Sayın Abdülkadir Konukoğlu'nun bir sözünü söyleyerek başlamak istiyorum. 30-40 yıl önce sanayileşmede Adana'ya bakar imrenirdik derken artık imrenmiyoruz sonucu çıkıyor bundan. Ve o zaman Bosna'dan gidip kullanılmış makinelerini alıp fabrikalar kurardık derken bugün Adana 1 milyar 890 milyon dolar ihracat yapıyor. Gaziantep 8 milyar dolar ihracat yapıyor. Bu fark neden oluştu? Bunu öğrenmek isterim. Adanalı veya Adana'dan çıkan sanayiciler İstanbul'a gittiler. Ekonominin bir gereğidir. Ancak doydukları yer dengesini sağlayamıyorlar. Hep doydukları yere bakıyorlar. Bu konuda nasıl bir çabalarınız olacak? Teşekkür ediyorum. Total gayri safi milli hasıla şeyler karşılaştırdığınız zaman Adana bu saydığınız şehirlerden daha öndedir. Yani Gaziantep'ten daha öndedir. Daha çok gayri safi milli hasıla. Burada sanayileşme de belki geridedir. İhracat onun için zayıftır ama hizmet sektörü ileridedir. Tarım ileridedir. Yani tarım daha katma değeri yükselterek daha da ileri gitmesi için potansiyeli var. Ama hizmet sektörü burada farklı bir konumdadır. Demek o ki bazı şehirler sanayileşmeyle büyüyor. Bazıları hizmet sektöründe büyüyor. Bazıları finansmanda büyüyor. Bazıları da tarımda büyüyor. Ama hepsini dengeli tutarak, tabii burada istihdam yaratan sanayi sektörü olduğuna göre büyük ölçüde orayı göz ardı etmememiz lazım. İşte benim biraz önce bahsettiğim bu projeler çok yakında fiiliyata geçecek diye düşünüyoruz ve Adana'yı çağ atlatacak gözüyle bakıyoruz bu projelerle. Hatta Türkiye'yi çok büyük bir zenginlik katacağını düşünüyoruz. Yani biz bir iki sene daha sabredin, istihdam olarak, üretim olarak, ihracat olarak çok farklı bir konuma gelmiş bir şehri inşallah el birliğiyle yaratacağız. Cengiz abi nasıl kurtuldu başkan değil mi sorudan? Yani bir sürü şey anlattı. Çok güzeldi başkanım, çok sağ olun. Çetin söz sende. Bu arada Cafer Başkanım soru sormak isterseniz lütfen işaret edin, yeterli. Ben arkadaşları sıraya alıyorum. Buyurun efendim. Buyurun Çetin. Abi, Sayın Başkan böyle çok öz eleştiri de yaparak çok güzel anlattığı için ben de biraz buna dayanarak iki soru sormak istiyorum. Bunlardan birincisi, şimdi ticaret açısından baktığımızda Sayın Başkan iki Adana var aslında ortada. Bir eski Adana, bir yeni Adana. Buradaki özellikle yeni Adana'ya geçerken esnaf kombinasyonu korunabildi mi? Esnaf yine güçlü bir şehirde, biraz bunu konuşmak istiyorum. Ayrıca pandemi sürecinde bir hasar tespit çalışması yaptınız mı? Birinci sorum bu olsun. İkinci sorum da sevgili Mehmet Ulu Türkan çok yazar. Ben de çok inanıyorum. Türkiye'de bir ekonomiyi tahterevalliye koyarsak, bir tarafına Marmara'yı koyuyorsak, öbür tarafına da Adana merkezli o bölgeyi koymamız gerekiyor. Bence de sırf sanayi olması gerekmiyor ama şimdi bakın şehir hastanesinden bahsediyorsunuz. Bir şehirde olması lazım. Zaten bu yatırım değil bence. Ama petrokimya mesela yatırım. Burada şunu sormak istiyorum size. Adana'nın ekonomik hedeflerinin bir stratejisi, bir planı oluşturuldu mu? Ve dip soru, mesela Pamukbank örneği, ne yazık ki Türkiye'de İhtisas Bankası kalmadı. Yeni bir İhtisas Bankası'nı bu stratejinin bir parçası yapmayı planlıyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Çok genişledi. Yani her şehir bir merkez haline geldi diyelim artık. Çünkü lojistik destek çok fazla farklılaştı ve ucuzladı. Sonuçta malların akımı hızlandı. Yani şeyler karıştı. Yani şehirlerin konumları birbirine karıştı. Her şehir kendi pozisyonunu almaya çalışıyor. Biz de kendi içimizde bunu nasıl idame ettiririz, nasıl geliştiririz, bunun konumumuzdan nasıl faydalanırız, bunun hesabı içindeyiz. Yani eski Adana, yeni Adana, eski Adana'daki ticaret yeni Adana'ya doğru kayıyor. Ama benim arzu ettiğim bir şekilde değil bu.
Eski adamlar yalnız şu şeyleri, modernleşmeyle şu şeyleri görüyoruz ki bizim ticaret odası olarak ben şahsen bunun üzerine çok durdum. Eski Adana'nın içinde, eski Adana'nın da tarihi kisvesine engel olan, onları ortaya çıkartmakta engel olan konumdaki ufak tefek üretim merkezleri vardı. Kimdir bunlar? Konfeksiyoncular, ayakkabıcılar, mobilyacılar falan filan. Bunları bu şehir içinden almak gidiyordu ve kümelendirerek şehrin hemen kıyısına, yakınına bir yerlere götürmek icap ediyordu. Ben bunu çok 10 seneden beri tenkit ettiğim bir konudur. Sonuçta başarılı olduk inşallah. Buralardan insanlar şimdi çıkacak ve ayrılan yerlere gidecekler. Bunu çok önceden yapmamız lazım. Yani bir şehrin gelişmesine engel olan bir pozisyondur bunlar. Bunu yapmış, Kayseri yapmış. Hem o sektörün kümelenmeden kazanacağı faydaları da engellemiş oluyordu. Bunu yaratmış oluyoruz diye düşünüyorum, modernleşme diye düşünürsek. Ama eski Adana'nın da konumunu muhafaza edip oranın bir turizm destinasyon bölgesi olarak eski konumunu muhafaza etmesi, yani şehri tekrar yaşanır hale getirilmesi o bölgenin, onun çabası içindeyiz. Başkanım neydi sorunuz? Şehir hastanesi tabii devletin yaptığı bir şeydir, yatırımdır. Tabii devletten de zaten bizim özel sektöre gelsin de müdahale etsin, bizim ondan sonra alanımıza rekarasın konumunu beklemeyiz özel sektörün temsilcileri olarak. Şehir hastanesi bir altyapı yatırımıdır. Biz altyapının güçlü olması şehrin gelişmesi açısından, şehirleşmenin stratejisi açısından olması gerekli. Adana zaten hastaneleriyle, mevcut hastaneleriyle bir sağlık merkezi haline gelmiştir. Sayın Başkan, Sayın Menevşe, ben aşağı yukarı 7-8 sene önce ilk defa hayatımda Adana'ya geldim. Tuğrul Yeğena, benim Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Lisesi'nden sınıf arkadaşımdır. O bir konferans için çağırmıştı ve çok şaşırdım. Çünkü Çukurova benim gözümde Adana böyle göz alabildiğine pamuk tarlaları olması gereken bir yer olmalıydı ve bir kısım yerlerde de modern apartmanlar. Yani modern bir yer olacağını tahmin ediyordum ama ben hep bina gördüm ve hiç pamuk görmedim. Halbuki benim bildiğim 4 kalite toprak var. Ben sosyal bilimciyim, doğa bilimci değilim ama bunu biliyorum. 4 kalite toprak var ve en kaliteli toprak Çukurova, Aydın Havzası pamuk için, bir de şeyde çıkıyor. Iğdır'da çıkıyor. Yani bu toprak var. Buralarda pamuk ekilebiliyor ve pamuk varsa tekstil, iplik var, iplik varsa tekstil var. Bu da sanayi. Şimdi siz petrokimya deyince biz biliyoruz ki sanayi tesisleri şeyleri yok ediyor, tarım alanlarını. Yani Adana kimliğini kaybeder mi diye endişe duydum. Çünkü ÇED raporlarına çok, ben aslında çok itibar etmiyorum. Bilmem siz ediyor musunuz? Yani rüzgarın yeri nedir? Veya filtrasyon sistemi ne kadar etkili olacak? Daha fazla kalabalıklaşmayla acaba Adana pamukla anılan bir kent olma kimliğini yitirir mi? Acaba evet, toprağın daha kalitesiz olduğu yerlere mi sanayiyi aktarmak lazım? Bu konuda düşüncenizi rica edecektim. Başkan, teşekkür ediyorum. Benim iki sorum olacak. Ben Mersin Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Birincisi, havalimanının taşıması söz konusu olduğu zaman Şakirpaşa Havalimanı şu an şehir merkezinde, onun alanının nasıl değerlendirilmesi planlanıyor, düşünüyor, bunu merak ediyorum. İkinci sorum da, dün Dünya Çevre Günü'ydü hepinizin bildiği gibi. Çukurova Üniversitesi ile ortak bir etkinlik düzenlemiştik biz de. Orada bir soru da gelmişti. Bu konuyla ilgili de bilgi verebilirseniz, çöp atıklarının geri dönüşümüyle alakalı enerjiye çevrilmesi, enerji üretimiyle alakalı projeler yapılıyor mu şu an Adana'da? Bu tarz tesisler kuruluyor mu? Bunu merak ediyorum. Bugün Mehmet Ulu Türkan arkadaşımız Adana ile ilgili, zaten Adana ile ilgili en iyi haberleri ondan alıyoruz. Bir yazısı var. Oradaki yazının temel şeyi yavaş. Yani yavaş kelimesini biraz önce bir arkadaş da kullanmıştı. Ama yani oradaki
konu. Yani Adana'nın ihtiyacı olan projeler gündeme geliyor ama o sürüncemeye bırakılıyor. Yani ben öyle anladım. Mehmet burada. Mehmet belki tahsiye edebilir. Belki de proje bazında da bazı şeyleri açabilir. Burada yazısında çok azına yer vermiş. Niye yavaş? Yani bu iklimden mi kaynaklanıyor? Yönetimlerden mi? Yerel yönetimlerden mi kaynaklanıyor? Mesela para var diyor, marka yok. Yani o da ilginç bir şey. İşte en büyük sanayi kuruluşları arasındaki sıralaması da düşüyor. Diğer şehirler öne geçiyor. Bir de şu var, mesela bazı çok güzel şeyler yapılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de Adana'da Portakal Çiçeği Festivali. Adı güzel, kendi güzel, her şeyi güzel. Ben eskiden de böyle gittiğim şehirlerde o şehirle ilgili, yani o şehir kendini anlatmak istediği konuyla ilgili bir şeyler buluyor. Mesela Aydın'a gittiğimde çoğu zaman incir alamıyorum. Yani hediyelik bir incir alamıyorum. Adana'ya gittiğimde de ve bu portakal çiçeği konusuna çok eğildiği için portakal çiçeğiyle ilgili bir şey arıyorum. Peki. Resminden başka bir şey bulamıyorum. Yani burada bir sorun var. Böyle fantazilere girmemek lazım. Yani yerel yöneticiler olarak bunlar, bu tür şeylere müdahale etmek lazım veya sürdürülebilir hale getirmek lazım. Yani bütün dünyaya portakal çiçeğiyle ilgili bir şeyler sunmanız lazım. Evet, ondan kokuyu, sonra kokusu mesela. Yani en azından Adana kebabı gibi. Yani. Evet, o yüzden ben bu iki konuya temas etmek istiyorum. Daha önce de yine Adana ile ilgili toplantıda temas etmiştim. Yani 1990'dan beri, belki daha da eski ama yani benim gazeteciliğimi takip ettiğim dönemde, yani çok net bildiğim olaylar var. 1990'dan beri Yumurtalık'ta petrokimya tesisi gündemde. Yine son günlerde yine bu konu kaşınmaya başladı. Ama bir türlü bir şey çıkmıyor. Yani Mehmet'in yazısındaki gibi. Ne oluyor? Yani burada bir sorun ne? Yani bunu anlamakta biz zorlanıyoruz. Şimdi tarımın yani ideal olarak ben de buna çok yakınım. Tarım üreticileri ürettikleri malın fiyatlarını piyasa şartlarından değerlendiremedikleri için sıkıntılı. Şimdi mesela bir soğan hikayesi var Adana'da. Soğan tarlada kaldı. Birçokları. Yani siz onu çuvallayıp işçi tutup çuvallayıp ondan sonra söküp üretim haline getirip de piyasaya sürmeniz bir maliyet. Ama buna yapacağınız maliyet eğer satış fiyatınızı kurtarmıyorsa tarlada bırakmayı yeğliyor. Yani böyle bir sıkıntılar var. Bu işte Türkiye'nin başındaki en büyük problemlerden bir tanesi. Yani bir model olması lazım. İnsanların ne üreteceğini, kaça satacağını daha önceden bunun tespiti ve planlaması yapılması lazım. Bunu kim yapacak? Bunu devlet yapacak. Burada kooperatifleşme şeklinde insanlar bir araya gelip satışlarını hatta kendileri için lüzumlu malzemeleri dahi tedarikte bir araya gelip daha ucuza temin edilecek noktaya gelen faydaları yaratmaları lazım. Ama Türkiye'de maalesef kooperatifleşmede daha önce yapılmış ama sıkıntılar olmuş. Ondan sonra kooperatifleşme deyince insanlar bir ürperti alıyor. Bunu çok büyük kooperatifler şeklinde değil, bölgesel kooperatifler şeklinde o bölgenin insanların bir araya gelip de yapması ve bunu güçlü olması, hem şeyde tedarikte, mal tedarikinde hem de satışta, en önemlisi satışta bir orada güçlü olmaları ve piyasada rol almaları gerektiğini düşünüyorum. Bunu işte şimdilerde bir takım kanunlarda değişiklikler yaparak yapılacağı ifade ediliyor. Ama yani burada devlet elini koyması lazım. Senin endüstriyel ekosistemini çok daha hak ettiği seviyelere çıkarmak için ticaret odamızına kayıtlı olan on binlerce üyeniz var. Sektörel kümelenme çalışmaları yapılıyor mu? Avrupa ve Amerika'daki anlamdaki söylüyorum sektörel kümeleri. Bizde Türkiye'de kümelenme deyince akla hep yoğunlaşmalar, toplulaşmalar geliyor. Onu kastetmiyorum. Endüstriyel ekosistemi güçlendiren, onun itici gücü olan sektörel kümelenme çalışmaları
yapıldı mı onu merak ettim. Yok, benim iki sorum vardı. Gerçi chat'ten yazmıştım ama bir tanesi Adana Türkiye'nin en büyük sanayi ve ticaret yerlerinden biriydi. Yani özellikle 90 belki de ilk üçteydi. İşte rahmetli Kadir Aslar, Sabancılar falan hepsi Kayseri'den oraya, oradan İstanbul'a vesaire. Ama bu mesela vakıf üniversiteleri kurmaya başladıktan sonra işte Kadir Bey de, Sakıp Bey de hepsi geldiler İstanbul'a. Hiç Adana'da vakıf üniversitesi zayıf. Mersin'de bile, İzmir'de bile çok daha fazla. Bunun bir sebebi var mı acaba? Onu bilemeyen. Çukurova Üniversitesi her şeyi karşılıyor mu? Ya da yatırımcı mesela Antep. Geçti orada. 2-3 tane kuruldu. Birincisi bu. İkincisi de 90'larda ben çok sık gidiyordum Adana Mersin'e. Türkiye'nin ticaret merkeziydi. Yani o bir de İncirli üstünden dolayı hiç bulunamayan vitaminler, kıyafetler falan her şeyi oradan alıyorduk. Halep pazarı, Şam pazarı, Kıbrıs pazarı, Amerikan pazarı falan vardı. Şimdi söndü. İşte belki yavaş dedikleri üstadlarımızın odur herhalde. Ne zaman bu eski haline gelecek? Yani Adana o zaman İstanbul'un evet. önündeydi açık söyleyeyim. İstanbul'da bulamadığımızı. Şimdi Adana bir köy gibi kaldı. Nedir bu? Hocam teşekkür ederiz. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisi Adana. Hiç o konuda vallahi ben Kayseri Adana deser Kayserili'yi hiç söylemem bile. Hem aklına insanların müziklik gelmez. Kayseri dediğiniz zaman dikkatli oluyor insanlar. Çünkü Adana'ya birkaç kere gittim. Hakikaten çok güzel bir yer. Adana'da özellikle bu gastronomi turizmi, eğitim turizmi konusunda ne gibi çalışmalar yapılıyor. Bir de en üzücüsü şu oldu. Sabancı'nın terk ettiği yerler sanki yani hakaret eder gibi AVM yapılınca böyle o kadar gücüme gitti ki o sanayi tesisleri. Ben de bu arada teknik öğretmenim, meslek öğretmeniyim. O yüzden evet, gastronomi turizmi ve tarih turizmi konusunda, eğitim turizmi konusunda neler yapılabilir Adana'da? Peki. Ama Orman Sanayi Bölgesi'nde bir takım firmalar gelişiyor, büyüyor. Ceyhan'daki yatırımlar gelişiyor. Ancak bu yatırımlarla geçtiğimiz açığı kapatabilir miyiz? Çünkü Başaylar'ın da bir fabrikaları vardı Adana'da. Yani epey bir yatırım vardı ama şu anda yok. Son yıllarda bu özellikle son iki yılda pandemiden dolayı küçük esnaf Adana'da perişan durumda. Bunlar aidatlarını bile ödeyemiyorlar bir kısmı. Adana Ticaret Odası veya tüm odalar esnafların aidatlarını efendim nasıl devlet bağışlıyorsa iptal edebiliyorsa böyle bir imkanı var mıdır yok mudur? Benim herhangi bir iş yerim yok. Ama çok ağlayan var, sızlayan var. Herkes dükkanını kapatmış durumda birçok insan, küçük esnaf. Yani bunlar küçük banka gibiler. Vatandaşa borç vere vere adamlar dükkanlarını kapattı birçok insan. Bunlara kalkınma ajanslarından veya değişik konulardan hibe şeklinde destek sağlanabilir mi? Ekosistemden ne anlıyoruz? Ekosistem tabii ticaret odasında ekosistem içinde ne yapıyor? Ben yıllarca önce Merkez Bankası'nda bir süre çalıştım. O zaman Merkez Bankası'nda uzman olarak çalışırken reskont kredileri revaçtaydı. Ben de bir uzman olarak o sanayileşen ve kredi talep eden firmaları gezerdim. Bir firmanın bir söyleyişi, firma sahibiyle bir söyleyişi benim çok dikkatimi çekti o zaman. O da şuydu. Bir fabrika var. Bu fabrikanın kuruluşu için, sıfır anahtar için İtalya'da bir firmayla anlaşmışlar. Anahtar teslimi. Diyor ki arkadaş, ya diyor İtalya'ya bizi davet ettiler, gittik. O fabrikayı yapan, bizim fabrikayı yapacak fabrikayı görmek istedik. Bizi bir ofise götürdüler. İşte anlattılar, planını, projesini anlattılar. Şöyle olacak, bu böyle olacak. Akım şemasını fabrikanın gösterdiler. Dedi ki bir de bunu yerine görelim. Dediler ki işte bu kadar. Neyi göreceksiniz? Dedik ki ya biz bu fabrika nerede yapılıyor? Dediler ki bu fabrika belki nerede yapılıyor? Yani işte fabrikanın bilmem nesi şurada yapılıyor. Bilmem nesi şurada yapılıyor. Siz necisiniz burada? Biz bunları bir araya getirip bunu sistemini kurup üretim yapabilecek bir noktaya getiren çeşitli makineleri tedarikini yapan bir firmayız. Ve bunları da satan bir firmayız. Yani ben şimdi tabii ekosistem olarak herkes her şeyi yapabilir ama onu ekonomiye faydalandırabilecek bir noktaya getirmek bir sistemin kendisi içinde
bir organizasyon şeması içinde yapılması gereken şeyler olmalı gerektiğini düşünüyorum. Biz burada hakikaten sıkıntılıyız. Yani ülke olarak sıkıntılıyız. Ama Adana'da mesela birçok firma birbirlerini ne yaptığının farkında değil. Biz bu konuda tanıtım, birbirlerini tanıtsınlar diye, birbirlerini ne yaptıklarını anlatsınlar diye kendi bünyemiz içinde yazışmalar yapıldı. Kendi içimizde toplantılar yapıldı. Ve bir nebze olsun bunu açtığımızı düşünüyorum. Ama bunun fiiliyatta çok fazla olması lazım. Çok fazla olması lazım. Bir konuda bir firma ihtisaslaşabilir, bir şey yapabilir. Onun yaptığını da etraftaki kişilerin, etrafta mala tedarik etmek isteyenlerin de onu bir organizasyon içinde yapılması lazım. Cafer Bey'in bahsettiği yani Güneş Sanayi, evet yani o krizlere yakalanan birkaç tane büyük, çok büyük firmalarımız olmuştu. Maalesef bu Adana'nın ekonomisinde de sekteye vuran, baltalayan hareketlerdir o krizler. Burada entegre firmaları, 50 bin kişi çalışan firmanın 50 bin kişi çalışanı var. Doğrudur. Birkaç tane böyle firmanın bütün servisleri aynı anda şehir içinde hareket edince şehirde bir trafik şeyi olurdu, tıkanması olurdu. Şimdilerde ama Adana'nın ekonomisi organize sanayi bölgesinde çok çeşitli halde bir sanayi şekline dönüşmüştür ve dolayısıyla daha elastiki bir hüviyet kazandı ufalarak daha firmalar. Yani bu krizlerden daha kolaylıkla çıkabilecek bir noktaya kendilerini görüyoruz. Yani daha iyi olacağını düşünüyoruz. Gönül ister ki tabii aidatların almayalım ama bu kanun mevzudur. Kanunen alınması gerekli. Sağ olsun üyelerimiz de bu kanun bu mecburiyetine pandemi de noktasında dahi riayet etmişlerdir, ediyorlar. Kendilerine buradan da teşekkürlerimi sunuyorum. Soru soracağım. Birisi çok kısa, diğeri azıcık bir yorum içeriyor. Birinci sorum, Adana bankalarında tasarruf ne kadardır? Ve bu soruya da hemen cevabı almadan neden bu kadar çok diye ekleme yapmak istiyorum. İkincisi de geçmiş zamanlarda ben Adana'ya bir bankanın strateji raporu hazırlamak için yaptığı bazı çalışmaları takip için gittim. O dönemde fark etmemiştim ama zaman içerisinde fark ettim ki Adana'da başka bir dönüşüm, başka bir şey var. O da şu, geçmiş dönemde İlhan Atış vali olduğu dönemde bankanın yaptığı çalışmaya itiraz etti. Dedi ki bu rapor Adana'nın potansiyelini ve hedeflerini yansıtmıyor. Bizim Adana algımızla ciddi bir şekilde o rapor onu yansıtmıyordu. Nedenini de söyleyeyim. O raporu hazırlamak için hem kamu vardı, hem özel sektör vardı, hem de ticaret sanayi odaları, ticaret borsası. Çok geniş bir katılım söz konusuydu. Ama o katılım içerisinde olanların hemen hemen hepsi KOBİ düzeyinde işletmelerdi. Haliyle Adana'nın bugün biraz önce Mehmet arkadaşımız yavaş kavramıyla çok daha detaylı anlatacaktır eminim ki. O KOBİ olması vasfıyla büyük işletmelere ilişkin yaklaşım arasındaki çatışkıyı ben Adana için verilen teşviklerde görüyorum. İster istemez Adana için doğru antibiyotik verilmediği kanısı bende daha çok oluştu. Şu ana kadar konuştuğumuz konularda Adana'nın sanayisi konuşuluyor. Ama sanayi ayrışmış durumda benim anladığım kadarıyla. Çok da modern, güzel sanayi, organize sanayi bölgeleri oluştu. Artık Adana sanayisini o organize sanayi bölgelerinin profesyonelleri alıp düşünsün derim. Ama Adana'nın kültürel anlamda bir cevheri var. Yani
Oraya gittiğimizde mesela sinema müzesini evet. gezdik. Küçücük bir müze ama Türkiye'deki hepimizin zihin yapısını şekillendiren bir kültür atmosferi var. Yani evet. yeniden Adana'yı konumlandırırken Adana için farklı bir yaklaşımla yeni antibiyotikler hazırlamak gerekmez mi? Kilometre yanına bir havaalanı yapmayı tercih etti. Garip grup, yani yönetiminde çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir Adana var. Şimdi bir başka unsur da şu, buraya bir büyükelçi geldi, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nin daha doğrusu ülkelerinin büyükelçileri geldi. Biz onlara sunum yaptık. Adana'da yatırım yapın çünkü Türkiye'nin en değerli yatırım yapılacak alanlarından biri burada. Çünkü buraya öyle bir teşvik verilmiş ki, yani bu devlet teşviği de değil, Allah teşviği. Her şey var alabildiğine. Yani burada yatırım olmayacak da Afyon'da mı olacak, Kırıkkale'de mi olacak, nerede olacak? Türkiye'nin en yatırıma uygun alanlarından bir tanesi. Verimli toprağı var, denizi var, sayılamayacak enstrümanları var. Şimdi onlar yatırımlarla ilgili bizim teşvik unsurlarımızı dinlediler ve bize şunu söylediler. Peki siz niye yatırım yapmıyorsunuz? Şimdi biraz önce bir arkadaşımız söyledi. Adana'nın şu anda banka mevduatlarında 6 milyar dolar parası var. Ve bu 6 milyar dolar 300 ailenin, 300 kişinin elinde. Yani 300 kişide 6 milyar dolar var. Şimdi Adana'daki Adanalı kendisi 6 milyar doları bankaya koyup elense yapıp yatarsa onlara da bir doğruluk payı düşmez mi? Yani siz niye yatırım yapmıyorsunuz demez mi? Adana ciddi manada bu sıkıntıyı yaşıyor. Bir, iyi yönetilemiyor. İki, biraz da toprağın verdiği, toprağın bereketinin verdiği, belki sıcaklığın verdiği bir tembellik söz konusu. Adanalılar kolay para kazanmayı geçmişten beri bunun tadını aldı. Gerek tarımdan, gerek başkan da biliyor, madencilik sektöründen çok önemli paralar kazanıldı. Şimdi de mevduatlarda duruyor. Kimse de yatırım yapmak istemiyor açıkçası. Yatırım ne istiyor? Güven istiyor. Bence Adana'daki bu mevcut 300 ailenin 5-6 milyar doları da kendi şehrine güven duymuyor. Yerel yönetimine güven duymuyor. Vizyonlu yöneticilerin olmadığını düşünüyor diye düşünüyorum. Şeyi düzelteyim belki öyle. 6 milyar herhalde birkaç ailenin elindeki paranın miktarı mı diye düşünüyorum. Çünkü benim elimdeki rakam Adana'nın Türkiye'de 3 trilyon 641 milyar liralık bir bankalarda mevduat var. Bunun 51 milyar 825 milyon Adana'daki bankalarda. Ama Adana'daki verilen kredilerin toplamı da 65 milyar 46 milyon TL olarak ifade ediliyor. Benim elimdeki bilgiden. Ha, yatırım yapacağın elinde bir para olması lazım. Yani o fizibil olabilmesi için tabii onun o yatırımın ne kadar bir sermayeyi koyması gerekti. Onu o fizibiliteye göre tayin edilir de ama bankalarda kredi verir tabii. İşte %25'i öz kaynaksa %75'i de kredi şeklindedir veyahut da daha yukarılardadır bu öz kaynak. Banka bunu desteklemesi lazım. Yani bu projeyi desteklemesi lazım. Bankanın elinde de para var. Bankanın şunu da ifade edeyim. Adana kredilerle banka mevduatın oranına bakarsak Adana çok gerilerde. Yani mevduatını kullanamıyor. Onu kabul etmek lazım. Bu 44. sırada mesela. Kullanmada mevduatını kredilendirmesini şeyleri sıralamışlar. Adana 44. sırada olduğunu görüyoruz. Yani bu girişimcinin projesini bankaya tevdi etmesi lazım. Bankada elindeki mevduatı kredi kendisini desteklemesi lazım. Hoş, Adana'da Türkiye'de bankaların çalışma sistemleri proje bazlı değil maalesef. Yani biz yurt dışında görüyoruz, gördük veyahut da adam yatırım yapmak istiyor. Projesini bankaya götürüp sunuyor.
Banka diyor ki sen bunu ne kadar öz kaynakla destekleyeceksin? İşte %50'sini, %50'sini de senden alacağım. Onun beraberce bir fizibilitesini yapıyor bankayla yatırımcı. Tamam ben bunu sana destekliyorum diyor. O sektörü de tabii banka inceleyerek destekliyorum diyor. Ve böyle bir gerçekleşiyor. Proje bazlı yatırımlar buna deniyor. Türkiye'de bunu bankalar bu şekilde mi çalışıyor? Ben bu şekilde çalıştıklarını görmüyorum. Ya evet. Sıkıntı burada. Sıkıntı anladım burada. Anladım. Şimdi yerel yönetimlerde sıkıntı var. Evet. 40 seneden beri iktidar partisiyle yerel yönetimler farklı partilerden olunca orada bir sıkıntı var. O sıkıntı da şehrin kamudan kafi derecede yararlanması noktasında Mehmet kardeşime kabul ediyorum bu tespitini. Yani haklı. Evet. Güneydoğu'dan göç alıyor ve Batı ülkelerine göç veren bir konumda şimdi Adana. Burada sıkıntı var işte. Yani Güneydoğu'dan niteliksiz kişiyi alıyor. Burada eğitiyor, hazırlıyor, Batı'ya gönderiyor. Burada bir sıkıntı var yani. Bu burada ancak Adana yaşanabilir şehir olarak düşünüyoruz ki birçok Anadolu şehrinden çok daha ileride standarda sahip şehir, kültür anlamında, yaşanabilirlik anlamında. Ama burada tabii yatırımını yapacak. Beyaz yakalıların da şehirden ayrılmayacak veyahut da bu şehre gelecekleri bir nokta yatırımcının buraya yatırım yapmasıyla kaim diye düşünüyorum. Kamu altyapı ağlamadı. Evet, haklı. Bilhassa bu sulama sistemindeki problem öteden beri maalesef çözüm getirilmedi. Şimdilerde işte Yedigöze Barajı'ndan ilk evvela İmamoğlu Ovası, sonra Ceyhan Ovası sulaması yapılacak ve onun büyük bir kısmı İmamoğlu tarafında yapıldı. Bu tarafta da yapılacağını ümit ediyorum. Devletin işte yavaşlığı burada. Yavaşlığından bahsetmedi de Mehmet kardeşim. Yani havalimanı Şakirpaşa'yı genişletebilirdi ama burada Mersin'de tabii lobicilik yaparak bunu orta bir noktada buluşturmak istediler. Bana göre kaynak ısrarı ama yapacak bir şey yok. Burada daha modern bir havalimanı yapılacak. İşte kargo taşımacılığı ön plana çıkarılacak. Soğuk hava kargo depoları olacak deniliyor. İnşallah burada da onlar gerçekleşirse tarım ürünlerinin ihracatında, kargo uçaklarıyla ihracatında bir noktaya gelmiş olacağımızı düşünüyorum. Mevduat hakkında da bilgi verdim. Evet, başka bir soru yoksa anlatacaklarım bu kadar. Çok verimli bir toplantı oldu. Başkan organize sanayi bölgesi kurmaya kalkmış. Allah yardımcısı olsun. Biz de 20 senedir bir organize kurmaya uğraşıyoruz. Ankara'dan dolayı bu işi çözmek kolay değil. Yerinden çözmek lazım. Ben başkanı destekliyorum ve teşvik ediyorum. Allah yardımcılar olsun diyorum. Çok tamam, teşekkür ederim. Çok verimli. Adana'yı öğrenmiş olduk vesileyle. Bir kere büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sıkıntılar var. Yani orada hayvanlara yedireceğiniz yemlerin fiyatlarıyla ondan sonra etin fiyatlarını karşılaştırdığınız zaman maalesef orada bir zarar hanelerine yazıldığını ifade ediyorlar. Şimdi besicilik çok enteresan bir iş. Yani bir emek sarf ediyorsunuz bir canlı için, bir noktaya getiriyorsunuz, ondan sonra da elden çıkartmanız lazım. Ama karlı olduğunuzu gördüğünüz anda yapacaksınız bunu. Bir optimum noktası var. O optimum noktasını da geçirirseniz şayet ondan sonra beslemenizle zarar yazıyor size. Yani çok enteresan bir meslek. Allah yardımcıları olsun. Şimdi fiyatları devlet tespit ederse, yani et fiyatını devlet tespit eder ve onun yükseltilmesini istemezse orada bir sıkıntı var. Yani bu serbest piyasa rejiminde ne aykırı. Ama devlet de et fiyatlarının çok yükseltilmesini istemiyor ve orada belirleyici oluyor. Yükseldiği zaman ithalata önem veriyor.
yani bir düzenleyici rolü var. O da bir sosyal devlet olmasının bir sonucu olduğunu görüyoruz tabii. Orada da bir çok büyük problem yok ama burada desteklenmesi lazım. Yani ithal edilecek hayvan yerine veyahut da et yerine burada içerideki bu işi yapan, taşın altına elini koyan, yatırım yapan firmaların desteklenmesi lazım. Orada büyük sıkıntılar var. Onu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim başkanım. Hayvancılıktan çıktı. Yani bu büyük besicilerin yapıyor bu işi. Büyük besicilerin de sıkıntıları çok fazla. Onlara destek olmak lazım geldiğini düşünüyorum.